Rüyada rüyayı tamamen kontrolün altınıza alabildiğinizi düşünün ve rüyanızda gördüğünüz kişileri kendi bilincinizin içinde bilinçler, değil mi onlar? Onları bir yolculuktan geçirmeye başladığınızı düşünün ve o kendi rüyanızın içinde sayısız başka boyutlar ve galaksiler ve her şeyi hepsini aynı anda yaratabilmeye üretebilmeye başladığınızı düşünün ve bunların hepsinin içinde de farklı farklı kendi bilincinizden bilinçler yaratmaya başladığınızı düşünün. Tamam. Sonra o bilinçler nasıl sizin çocuğunuz oluyor? Çocuğunuzu siz kendi bilinç seviyenize getirmeye çalışıyorsunuz. Ya da çocuğunuzu sizden kendinizden daha iyi bir noktaya getirmeye çalışıyorsunuz ya. Evet. Sizin de kendi bilincinizdeki o içinizdeki rüyanızın bilincinizin içindeki bilinçleri kendi bilinç seviyenize getirmeye çalıştığınızı düşünün. Kendi bilinç seviyenize. Rüyanızın içindeler. Onlar rüyadalar. Ama siz o bütün rüyanın hakimisiniz. Yani evvela biz tahayyül mü etmeliyiz? Yok yok hayır. Bir şey etmezsiniz demiyorum. <laughs> Mantığını anlat anlatacağım. Çok zor anlatıyorsunuz. Ya da ben anlamıyorum. şimdi Anlayacaksınız. Elimden ev geleni yapacağım. <laughs> Teşekkür ederim. Sonra... E şimdi kendi bilincinizi rüyanızın içinden o bilinçleri kendi bilinç seviyenizi uyandırmaya çalıştığınızı düşün İşte sonsuz bilinç. Allah. Tanrı yüce yaratıcı, kaynak. O bilinç, bizler onun rüyasının içindeyiz. Ve o bizi kendi bilinç seviyesine, kendi uyanış seviyesine, uyanıklık seviyesine getirmek üzerine bir yolculuktan geçiriyor. O zaten bizim bu içinden geçtiğimiz bütün acılar, sorunlar, problemler, yaşadığımız her türlü her şeyin içinden milyonlarca, defalarca, trilyonlarca kez geçmiş. Tamam mı? defalarca, trilyonlarca kez geçmiş. Geçtiği için bunun nasıl bir şey olduğunu ama kendisinin olduğu noktanın nasıl bir şey olduğunu bildiği için bizi oraya getirmeye çalışıyor. Oraya getirirken ki yolda her şey mübah. Bin kere ölürüz, trilyon kere ölürüz, canlanırız, doğarız, o olur, bu olur, oradan buraya geçeriz. Yeter ki bizi o tam bütün her şey, herkes, her yer olma noktasına getirsin. Çünkü olay şu. Şimdi herkes bir şey olmak istiyor. Çok güzel bir kadın, çok güzel bir erkek, evli, bekar, işte zengin, ünlü, dünya çapında dünyanın şu olsun, bu olsun vesaire. Tamam Her şey, herkes, bak bunun altını çiziyorum. Bir şey olmak istiyor, bir şey. Ama her şey Olmak varken neden bir şey olasın? Ya güzel bir yani şey. Yani her şey, yani aynı anda zengin, fakir, kadın, erkek, bütün canlılar, bütün dünya, başka dünyalar, bütün evren, bütün galaksiler, başka gezegenler, herkes, her şey, her yer olmak varken neden bir şey olup kalasın? Siz ne olmak istiyorsunuz? Her Peki. şey. Her şey. Şimdi o yüzden o bizi Bilinç yolculuğu olarak adım adım tamam mı? Adım adım her şeyi bize yaşatarak en sonunda aslında özgürleşip bir şey olmaktan vazgeçtiğimiz noktaya ulaştırıp her şey olmaya kavuşturmak üzerine bir yolculuktan geçiyor. Buna farklı dinler, farklı inançlarda farklı isimler koymuşlar şu makamı bu makamı şuradan buradan öyle böyle ama onlar da belli bilinç seviyeleri ama aslında her şey yani o e, hayat yolculuğunda anladığım kadarıyla bir takım kabuklardan kim